Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la birlikteyiz. Gizem, günaydın. Günaydın. Şimdi dünden bugüne önemli başlıklar var. Geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle yurt dışı piyasalarda Amerikan tahvillerindeki satış ve bunun yansımasını konuşuyoruz. Dün gelen ADP özel sektör istihdam verisi buralarda biraz da aşırı kaçmış olan fiyatlamanın nispeten az da olsa normalleşmesiyle sonuçlandı. Amerikan 10 yıllıkları 4.70'lerin sınırına kadar gelmiş görünüyor. 30 yıllık tahvil faizi 4.84'ler civarında. Genel olarak bir önceki haftadan itibaren özellikle bono ETF'lerinde yaşanan satışın yansımasıyla derinleşmiş olan o daha negatif atmosfer bir parça yurt dışında daralır mı, ona bakacağız. Dolar endeksi 107'lerin üzerine kadar gitmişti, şu anda 106.5'lara kadar. Euro dolar çaprazı 1.0450'lere kadar gitmişti, şu anda 1.0520'ler seviyesine geldi. Dün Amerikan piyasalarında da Avrupa'da da bir parça yara sarma çabası söz konusuydu. Petrolde bu arada bozukluk, ciddi anlamda dünya ekonomisinin algısına ilişkin bozukluk ağır bastığı için bir günde bu yılın en sert düşüşünü gördük. %5 civarında geri çekilme yaşandığını gözlemledik. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen rafinaj kapasitesine hem benzin talebinin yüksek benzin fiyatları sonrasında gerilediğine ilişkin haber akışı petrol fiyatlarını aşağı çekmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bir miktarda bunları değerlendirip yorumlayacağız. Ama Türkiye cephesine dönüp baktığımızda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşma, bu konuşmanın içerisindeki büyüme ve enflasyona ilişkin ifadeleri, ayrıca gelen enflasyon rakamı sonrasında bu tablonun nereye doğru evrilebileceğine dair soru işaretleri de konuşacağımız diğer unsurlar, iç talebin nispi olarak daraltılmaya çalışıldığı ortamda ithalat kaleminin hala kuvvetli kalmaya devam ettiğini gösteren bir de dış ticaret verisi gördük dün itibariyle. Önce bir çok hızlı dışarıyı toparlayalım bize istersen. Sonra iç piyasaya biraz daha ağırlıklı olarak yer vermeye çalışırız. Tahvil tarafındaki bu sert yükseliş ve ETF'lerin arka arkaya itfaiye edilmesiyle birlikte yatırımcıların biraz daha buralardan zararı artık yeter diyerek kesip biraz daha farklı alternatiflere yönelmesiyle beraber ciddi bir hareket görmüştük. Risk iştahını da bozmuştu. Bitti gibi görünüyor mu sana? Hayır, bitti gibi gözükmüyor. Dün ADP rakamının gelmesiyle bir miktar işin rengi değişir gibi oldu. Rengi değişir gibi de değil aslında, açılı bir tepki olarak bakalım ona. Büyük bir bono satışı gördük çünkü son dönemde. Bu bono satışının, o sell-off'un devam etmesini beklerim. Özellikle ABD 10 yıllıklarda 4.80'e doğru ilerliyorduk. Dediğin gibi 4.70'lere doğru bir gerileme var. Benzer şekilde paritede de aynı durum. Bir tepki, yukarı yönlü bir tepkisi oldu. Dataya bağlı bir durum bu. Bir de çok hızlı yükseldik biliyorsun. Yani 4'lerin üzerinden 4.50'ler, 4.50'lerin üzerinden de 4.80'lere doğru hareket çok çok hızlı oldu. Dolayısıyla verinin bir miktar burası soğuyor mu düşüncesini uyandırmasıyla, gerçekten soğuyor mu düşüncesini uyandırmasıyla bir miktar böyle bir geri çekilme gördük. Sadece tepki olarak nitelendiriyorum. Şimdi bugün de yeniden datalar var. Yarın da keza istihdam verileri gelecek. Bunlar çok mühim. Dolayısıyla eğer ekonominin soğuduğuna dair gerçekten, yani istihdam piyasası biliyorsun çok sıkı diyordu, very tight diyordu, sonra onu tight'a döndürdü, sıkıya döndürmüştü Powell. Eğer burada gerçekten istihdam piyasasının soğuduğuna dair emareler görürsek, evet, 4.70'lerin de altına kayarız. Yani 70 seviyeye doğru değil, 4.50'lere doğru kayarız ama normal şartlar altında ABD ekonomisindeki talep, yani içerideki ısınmışlık süreci kısmen soğumasına rağmen hala şiddetli devam ediyor. Bu da bir tur daha Fed'in faiz arttırımlarıyla sonuçlanacaktır. Dolayısıyla ben süreci geçici buluyorum ve yönün 5'e doğru, %5'lere doğru devam etmesini bekliyorum. Yani bono satışının henüz tamamlandığını düşünmüyorum. Mesela buradaki bono satışının sertliğine bakacak olursak, sadece son dönemden bahsetmiyorum. Mesela Mart 2020 itibariyle özellikle salgın başladıktan sonraki süreçte bu parasal genişlemelerin sağlanması, merkez bankalarının
faizi sıfırlaması ardından çok ciddi genişleyici programlar açıklamasıyla bir zirve yapmıştı tahvil. Dolayısıyla o noktadan Mart 2020'den bu yana vadesine 10 yıl ve daha uzun süre kalmış olan tahvil stokundaki toplam kayıp %49'a ulaşmış. Bu daha önceki %46'ya ulaşmış. Bundan daha fazla kayıp sadece dotcom balonu döneminde gerçekleşmiş örneğin. 30 yıl vadeli tahvillerdeki kayba baktığımız zaman %53, o da finansal kriz döneminde 2008 dönemindeki kayıba neredeyse denk, o dönemde de %57 kayıp olmuş örneğin. Dolayısıyla aslında bu kadar sert, bu kadar ağır bir bono tahvil piyasası hareketinden bahsediyoruz. İster istemez bunun belirli bir noktadan sonra bankacılık sektörü üzerinde de etkisi olduğunu izliyoruz, takip ediyoruz. Birkaç koldan bir tanesi mesela özellikle mortgage'a dayalı varlıklara dönüp baktığımız zaman orada da ciddi anlamda problemli kağıt stoku oluşmaya başladığını izliyoruz, takip ediyoruz. Hepsi birbirini besleyen bir şekilde şu anda tahvil faizlerinin yükselişi, mortgage piyasasının dağılması, bankaların ellerinde tuttukları stoklar üzerinden risk algısının yükselmesi gibi bir tema çerçevesinde bir finansal risk olarak duruyor Amerika'da. Bunun bir kısmını bir ara, bir kısmını bir ara, şimdi tahvil tarafında şimdi fiyatladık da, yani bu temayı artık geride bırakabilmek için ne lazım? Neyi görürsek geride kaldı deriz? Şimdi bu bahsettiğin süreç, zaten 0.30'lara gelmiştik biliyorsun ABD 10 yıllıklarda, o bahsettiğin dönemde pandeminin ilk olduğu süreçlerde muazzam bir bono rallisi yaşanmıştı. Kendine has bir süreçten bahsediyorsun. Aslında geçmişle kıyaslamak doğru değil bu arada. Yani evet, dotcom'daki sell-off çok yüksek olmuş olabilir ama burada muazzam bir arz şok yemiş global ekonomi var. ABD ekonomisi var ve muazzam hem mali açıdan, fiskal taraftan, hem para politikası tarafından aslında daha önce emsaline çok rastlanmamış muazzam bir genişleme oldu. Ve bunun yarattığı bir enflasyonist süreç oldu. Ve talebin ilk başta arz yanlı enflasyon beklentisi vardı. Bunun daha sonradan ya burada talep yanlı enflasyon varmış meğer diyen bir Fed'e döndüğünü gördük. Hikayeyi aslında totalinde baktığında kendine has bir süreç. O yüzden burayı tersine çevirecek vaziyet, ABD'de enflasyonun yeniden 2'ye doğru yakınsadığını görmek olacaktır. Şimdi ABD'deki enflasyonda şöyle bir sorun var. Elbette ki talep göstergeleri, istihdam göstergeleri, bunların hepsi mühim. Ama normal şartlar altında büyük ihtimalle Amerika'da enflasyon 3,5-4'lerde takılacak gibi duruyor. Bu iç taleple. Öyle gibi duruyor. Öyle olmayabilir ama öyle gibi duruyor. Şimdi dolayısıyla buradan hareketle bir tur daha enflasyonun aşağı kırılması gerekiyor. İyi geldik %8-9'lardan buralara ama buradan sonrası ikinci tura giriyor ve ekonominin ne kadar yavaşlayacağı, yumuşak iniş mi olacak? Hala daha resesyon bekleyen yabancı kurumlar var. Yumuşak iniş mi olacak? Sert iniş mi olacak? Bunlar önemli. Bono tarafındaki satışın bitip bitmediğine ilişkin. Ben biraz daha yolumuz olduğunu düşünüyorum ama şunu kastetmiyorum. Yani buradan 7'lere doğru gidiyoruz o. Bence 5'lere doğru hareket. Henüz bitmedi. 2007'deki o seviyelere yeniden geri geleceğiz. Ama bugünkü data, yarınki data, bunlar süreci bir miktar yumuşatabilir. Bu datalara bakıyor olacağız. İstihdam tarafı bu anlamda mühim. Bir de iç talebin aslında bir taraftan da hizmet komponentini gösteren veriler de önemli. ISM hizmet gene kötü gelmedi. Genişlemeye devam ediyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu süreçlere baktığımızda ABD ekonomisinin hala enflasyonu iki seviyesine düşürecek kadar soğuduğuna piyasanın kani olması lazım. Bence orada değiliz. Biraz daha zaman var. Peki bunun hisse senedi piyasası üzerindeki potansiyel etkisini nasıl yorumlarsın diye de sorayım. Çünkü genel anlamıyla zaten ciddi bir düzeltme hareketi yaşandı ama dibinden de bir geri dönüş planlaması yapmaya çalıştı piyasa. Şimdi artık yıl sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Dolayısıyla hisse senedi cephesi için global olarak da etki ettiği için Amerika'daki genel mod, bu taraf için ne söylersin? Örneğin STOXX 600 endeksine baktığımızda 6 ayın en düşük seviyesine kadar geldi. Diğer hisse senetlerinde de ciddi bir bozulmayla karşı karşıya kalındı. Amerika ayrı, Avrupa biraz daha ayrı değerlendirmeye muhtaç gördüğümüz kadarıyla, ama özellikle Amerika cephesi için ne söylersin?
Bence ABD'de hisse senetleri piyasasında yukarı yön sınırlı. Sebebi de şu, hala daha finansal koşulların sıkılaşmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Ve aslında buna ek olarak senin demin bahsettiğin bu durasyon meselesi, yani uzun vadeli kağıt tutan kurumların zaten zarar yazıyorlar bu kağıtlardan, ama bir tur daha zarar yazmaya devam edecek olmaları söz konusu. Bu da bankacılık sektörü üzerinde baskı oluşturacaktır. Bu bankacılık tarafı. Bir de banka dışı kesimin karlılık beklentilerine bakıyor olmamız lazım. 2024 yılında ABD ekonomisinin bu yıl 2-2,5'lar civarında büyüyor. 1-1,5'lar civarında büyümesi bekleniyor. Ve bunun yaratacağı karlılıktaki yavaşlamayı artık yavaş yavaş piyasanın, hatta bence geç bile kaldı, fiyatlamaya, daha da şiddetli fiyatlamaya başlaması lazım. Evet, yukarılardan aşağıya döndük ama hala böyle belirgin MSCI'ye baktığımızda biraz daha yer varmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben o satışında en azından baskının diyeyim, çok büyük bir satış olur hisse senetleri piyasasında gibi algılanmasın, ama var olan satışın yön olarak bahsediyorum. Arada yukarıya doğru tepki veriyor ama ana trend olarak devam etmesini bekliyorum. Karlılık beklentileri bu yıla göre azalacağından dolayı, büyüme bu yıla göre daha düşük olmasından dolayı 2024'te, ki bunu zaten piyasalar önden satın alıyorlar. Oradaki sürecin de bittiğini düşünmüyorum. Önümüzdeki yıl açısından ilk 6 ay bakıldığında bence bu son 6 aya kıyasla en azından ilk 3 ay diyeyim. Çünkü sonrasında belki ABD'de acaba indirim ne zaman olacağı daha belirgin anlıyor olabiliriz Fed tarafında. Ama ilk 3 ayın hisse senetleri açısından çok mutlu edici geçmesini beklemiyorum, öyle söyleyeyim. Şimdi ekrana bir grafik getireceğim. Sen muhtemelen göremeyeceksin ama ben sana detaylı olarak aktarmaya çalışacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bölgesel S&P'nin SPDR'la bir bölgesel banka endeksi var. Bu endeksteki performans zaten bayağı ciddi şekilde aşağı gelmişti. Ama özellikle bu ETF üzerindeki kısa pozisyonlanmaya baktığımızda %30-35'in üzerinde bir yükseliş olduğunu anlıyoruz son kertede. Dolayısıyla banka şortlama operasyonu bir noktadan sonra biraz daha fazla risk barındırır mı? Bu çerçeve için ne söylersin? Barındırır elbette ki, ama ben o şortlama sürecinin tamamlanmadığını düşünüyorum demeye çalışıyorum. Evet, bu trade'e ilk başladığınız anda yön net aşağı olduğu için faizler artarken orada daha safe'siniz, daha güvenli trade edebiliyorsunuz, daha az risk alıyorsunuz. Yani şu andaki Bu şortlama SVB'nin battığı dönemle hemen hemen aynı yere gelmiş durumda. O kadar pozisyon birikti yeniden. evet doğrudur. Dediğin gibi belki bir tepki hareketi olabilir ama ben sonuna gelindiğini düşünmüyorum. Çünkü ben faiz sürecinin sonuna piyasanın düşündüğü kadar yakın olduğumuzu düşünmüyorum. Faiz arttırım sürecini. Anlatabildim mi? Bu da bankacılık sektöründe grafiği göremiyorum ama dediğini gayet iyi anlıyorum. Bir tepki gelebilir. O dönemki kadar yoğun olabilir. Ama süreç tamamlandı demezdim ben. Onu demeye çalıştım. Anlıyorum. Yok, bu zaten yükseliş yönünde değil, kısa pozisyonlarda artış var. Dolayısıyla Evet, yani evet. aslında bankaların daha fazla dağılma riski ya da problem yaşama riskine dönük beklentinin Yok, biraz hayır, daha ama fiyatlanmasını buradaki bu risk gösteriyor. çok çok fazla arttı diyorsun ya, yani buradaki şortlama oranı, bazen böyle o şortlama oranı çok arttığında bir anda tersine dönebiliyor süreç. Anlıyorum, Çok anlıyorum. kalabalık bir trade olduğunda. Ben onu Anlıyorum. çok satın almayacağımı anlatmaya çalışıyorum. Peki petrolü de bir sormuş olayım sana. Petrolle birkaç şey birden oluyor. İşte OPEC artı toplantısı bitti. Suudi Arabistan, Rusya dedi ki biz üretim kesintisi konusunda yıl sonuna kadar devam etme kararımızın arkasındayız. Dolayısıyla bu işin bir bacağı. Fakat özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatlarının ciddi anlamda tepeye çıkmasının ardından gelen son veriler, dün de Enerji Bakanlığı verileri geldi, açıklandı. Hem stoklar cephesinde bir miktar etkisini gözlemlemeye başlıyoruz, hem de özellikle benzin tüketiminde fiyat nedenli, fiyat kaynaklı bir tüketim azalışından da bahsediyor veri. Dolayısıyla bunun arkasından bir miktar petrolde zaten çok sert bir fiyatlama gözlemlemiştik. Bunun geri çekilmeye başlandığını anlıyoruz. Bu yılın en sert düşüşü söz konusu oldu. WTI 85 dolarında altına kadar gerilemiş durumda şu anda. Brent petrol 86 dolar 40 centler civarına kadar geldi. Yani özellikle
Haziran ortasından Eylül'e kadar %40 kadar gitmişti petrol. Oralarda biraz köpük mü oluştu? O köpüğün alınması diye mi bakacağız? Nasıl bakacağız? Öyle bakabiliriz yani. O şiddetli hareketin ardından şimdi gene bir geri çekilme görüyoruz ama global ekonomi yavaşlıyor olacak. Bunun bir anda demin bahsettiğin datalardan dolayı ya burası aslında daha da yavaş olabilir düşüncesiyle bir fiyatlama olduğunu görüyoruz ama buradaki biliyorsun esas fiyatı belirleyen OPEC kararları. Dolayısıyla orada ileriki vadede gelecek olan OPEC kararları gene belirleyici olacaktır. Talep açısından bakıldığında önümüzdeki yıl Çin için de geçerli bu. Beşlerin üzerinde büyüyor, dörtlere doğru yavaşlaması bekleniyor ve dünya talebinin yani dünya büyümesi mesela dünya %3 büyüyorsa bir puanı Çin'den geliyor. Önümüzdeki yıl 2,5'lar civarında gelecek büyük ihtimalle dünya büyümesi. Bu talepteki yavaşlama hem emtiaları hem de petrolü biraz sakinleştirmesi gerekir. Petrol biraz daha, petrolle altın kendine has ürünler bu arada ama dediğim gibi orada da OPEC'in kararları etkili olacak. Ben petrolde burayı bozacak önümüzdeki birkaç aylık vadede şiddetli bir rally daha fazla beklemiyorum açıkçası. Onu söyleyebilirim ama geri çekilmeler de tabii global büyümenin hareketine ve OPEC'teki üretim kararlarına göre değişir. Bu arada deminki soruna istinaden de şunu atlamak istemem. Mesela mini bankacılık krizi yaşadık biz yılın başında. Bu demek değil ki bundan sonrasında da finansal koşullar sıkılaştıkça bazı bankalarda rahatsızlık olmayacak ABD tarafında. Bu tarz şeyler görebiliriz. Eğer bunlar bu tarz haber akışı artarsa Fed elbette ki durur. Hani onun da altını çizeyim, o yanlış anlaşılmasın. Şimdi kısa bir araya gideceğiz Gizem. Dönüşte biraz daha ağırlıklı olarak Türkiye sormaya başlayacağım. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gizem, özellikle Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda yapmış olduğu açıklamaların tonlamasını nasıl buldun diye bir sormak isterim. Burada çünkü ön plana çıkartılan birkaç tema var. Deniliyor ki tutanaklar da dün itibariyle açıklandığı için detayları görebiliyoruz. Özellikle enflasyonun şu anda aşırı olan kısmı bir miktar yüksek büyüme perspektifiyle burası çok ödünleşmeden aşağı gelebilir. Ancak belirli bir eşik değere geldikten sonra bu ödünleşmeden kaçmanın imkanı yok. Dolayısıyla biz önce iç talebi kısarak geleceğe dönük bugünden almam lazım algısını kıracak bir TL faiz düzeyine özellikle mevduat cephesinde gelebilirsek buradaki aşkınlığı köpüğü alabilir. Daha sonrasında da para politikasını gerçek anlamda sıkılaştırıp büyüme ödünleşmesini de gerçekleştirerek ama kompozisyondan vazgeçmeden ihracat ve yatırım odağını kaybetmeyecek, iç taleple büyüme kısmını tamamıyla kısıtlayacak bir yaklaşım çerçevesinde böyle bir yola gidebiliriz. Dolayısıyla nasıl geliyor kulağına diye bir sormak isterim sana. Şöyle geliyor kulağa. Bir noktada evet doğru. Belli bir durumda merkez bankacılığında bu tarz bir U dönüşü yaptığınızda büyümeyle enflasyon muhakkak ki ilk anda bir ödünleşim söz konusu olmayabilir. Orada öyle bir trade-off olmayabilir. Çünkü Merkez Bankası beklentileri doğru çıpalamaya başladığında yani ileriye dönük enflasyon beklentileri yeniden resmin içine girmeye başladığında ve bir miktar şeffaflığı, kredibilitesi arttığında geriye dönük fiyatlama çok yoğun biliyorsun şu an. Buna doğru bir politika değişiminde aslında bir miktar daha büyüyerek yani ilk aşamada büyümeden çok da şiddetli feragat etmeden enflasyonun üzerindeki o köpüğü alabilirsiniz. Örneğin kur geçişkenliği azalabilir. Çünkü bu kanalla bir taraftan da makro istikrarı sağlıyorsunuz. Bir taraftan ülkeye döviz girişi gerçekleşiyor. Bu döviz girişi de büyümenizi fonluyor. Böylece hem büyümenizi fonlarken hem döviz girişiyle TL'yi stabil kılarak hem de kur geçişkenliğini geride bırakarak en azından 15-20 puanlık kısmını
geride bırakabilirsiniz. Bu birinci aşama. Bunun için çok şiddetli soğumanıza lüzum yok ekonomide. Ben bu görüşe katılıyorum. O ilk aşamada bu denli bir ödünleşime ihtiyaç var mı veya olması gerekiyor mu? Hayır, dediğim gibi. Makro istikrarı sağladığınız için içeriye döviz girişi de olacağı için veya TL stabil kaldığı için büyümenizi gene fonluyorsunuz. Bu birinci aşama. Buradan da Mart sonrası dönemde, seçim sonrası dönemde bu noktaya gelinmesinin ardından bir tur daha sıkılaşmayla büyümede biraz daha feragat ettiğimiz, soğumanın bir kademe daha öteye gittiği bir süreç beklenmeli şeklinde okuyorum bu açıklamaları. Bunlar erişilebilir durumlar ama açıl. Şimdi petrol fiyatları risk oluşturuyor. İç talep çok şiddetli. İç talebin tüketim komponenti. Aslında ekonomi yönetiminin şu açıklaması anlaşılır. Ben iç talebin yatırım komponentinin güçlü gitmesini istiyorum. Dış talebin de ihracatının güçlü gitmesini istiyorum. Ve %4 küsur büyümeye böyle ulaşmayı planlıyorum diyor. Bu anlaşılabilir. Fakat gelin görün ki gerçek veriye baktığımızda tüketim hala çok şiddetli. Daha dün yeni ithalat verisi geldi. Eylül ayına ilişkin. İthalatta daralma var ama içine bakıyorsunuz tüketim malı ithalatı yine %40'lar civarında büyüyor. Dolayısıyla perakendeye bakıyorsunuz yine son derece yüksek ki dün Merkez Bankası Başkanımızın yaptığı sunumda da bunu gördük. Yani perakende muazzam yukarı gidiyor ama üretim tarafı stabil kalmaya devam ediyor. Hala belirgin bir çıktı fazlası var ekonomide. Ekonomi hala son derece sıcak. Vaziyet böyleyken biz en önce bir köpüğü alalım. Büyümeden de bir kademe ilk aşamada o ödünleşim gerçekleşmeyebilir. Daha sonra bu gerçekleşecektir. Orada hızlanacağız. Demek bir politika tercihi bana göre birazcık riskli. Neden? Çünkü enflasyonumuz %20'de değil. %65-70'ler civarında olacak önümüzdeki 6 aylık vadede. Vaziyet böyle olduğu için birazcık zorlu bir yol. Ama şu doğrudur. Her daim doğru politika dizayn ettiğinizde aslında birebir bir ödünleşim olmak zorunda değil. Yani ben faizleri arttırıyorum ve büyümeden de çok şiddetli feragat edeceğim. Hayır, böyle olmak zorunda değil. Mesela IMF'nin bu yönde son dönemde çıkan bir takım paperları da var. Doğru set ettiğinizde politikanızı, iyi iletişim kurduğunuzda piyasada, ki şu anki Merkez Bankası ekonomi yönetimine baktığımızda çok net bir iletişim çabası var. Şeffaflık olduğunda, şeffaflığa doğru ilerleme olduğunda diyelim, şimdi şeffaflık dersek tam doğru olmaz, oraya doğru bir ilerleme olduğunda ve kredibilitenizi arttıran hareketlerde bulunduğunuzda yavaş yavaş piyasada beklentiler geriye doğru fiyatlamadan ileriye yönelik fiyatlamaya doğru geçiyor, enflasyon beklentileri. Bunu yapabildiğiniz aşamada çok şiddetli bir ödünleşime ilk anda lüzum olmayabilir. Ama dediğim gibi biz resmin totaline bakıyoruz. Bana göre enflasyonda evet 50'lere doğru bu şekilde gelinebilir, 40-50'ler bandına. Ama ondan sonrasında Türkiye'nin işi bugün düşündüğümüzden daha zor. O yüzden de bugün çok doğru adımları atsanız bile en az 2,5-3 yıllık bir mesele. Yani birinci aşama tavanı gördükten sonra aşağıya doğru o köpük dediğimiz şeyi aşağıya doğru çekmek, kur geçişkenliği vesaire bitmesiyle. İkinci aşama 40-50'lerden sonra ataleti kırmak 20'lere doğru. 20'lerden sonrayı aşağıya kırmak ise çok çok zor olacaktır bundan sonraki süreçte. Çünkü Türkiye enflasyonu, ya bugün Türkiye'nin enflasyonla ilgili bulunduğu durum, kredileri yavaşlatalım, faizi arttıralım meselesinin çok çok ötesinde. Biz bunu kademeli olarak 2016'dan, 2018'den ve 2020'den sonra çok net hatalı adımlarla bozduk ve kalıcı olarak bozduk. Bak bugün geçen gelen verinin hizmet bileşenine bak. %86'lara gelmiş bir yıllık hizmet enflasyonu var. Eğitim kalemine baktığımızda sadece bir ay %30'luk bir artış var. Bu bugün eğitim oluyor, yarın başka bir hizmet kalemi oluyor, öteki gün sağlık oluyor. Dolayısıyla buradaki yapışkanlık çok şiddetli. Dönüyoruz PPK notlarına bakıyoruz. Temmuz-Ağustos için deniyor ki beklenenin ötesinde bir bozulma olduğunu gördük enflasyonda. Gene bakıyoruz notlara, iç talep
beklenenin ötesinde canlı sürmeye devam ediyor. Şimdi bunları da görünce aslında tespitler tamamen doğru bence. Yani benim katıldığım tespitler. Fakat vaziyet buysa birazcık daha hızlı hareket etmek gerekebilir. 6 ay sonra bir tur daha sıkılaşmaya geçtiğinizde geç kalınma riski mevcut. Ama o ödünleşim konusuna katılıyorum. O da bahsettiğim sebepten makro istikrarı sağlarsınız. O köpüğü alırsınız bu kanalla, TL'yi de stabil kılarak. Peki Gizem, özellikle bir taraftan da bu iş talebin kısılması kısmı ile ilgili atılan adımlar var. Kredi daralması, ihtiyaç kredilerinde özellikle alınan önlemler, bunlar önemli. Diğer tarafıyla da özellikle dün gelen geçici gümrük verilerine baktığımız zaman dış ticaret verisinde tüketim tarafında ithalat kaleminin bir miktar daha artış kaydettiğini görüyoruz. Elbette bunun önemli bir kısmı otomotiv bacağı üzerinden gelmiş. Onu da net olarak anlayabiliyoruz. Buraya alınan önlemlerle birlikte buranın belli ölçüde soğuma olasılığı da söz konusu olabilir. Biraz geriden geliyor olabilir buradaki yansıma. Ama genel gidişatı bu çerçevede nasıl gördüğünü merak ediyorum. Şimdi gene Salı günü konuştuğumuz konuya geliyoruz. Açıl. Evet, tüketici kredilerinde belirgin yavaşlama var. Taşıt kredileri zaten çok pahalı, yok gibi diyebiliriz. Ama taşıtlar satılmaya devam ediyor. Demek ki bir yerde bir gelir seviyesi var ve enflasyon beklentileri hala son derece olumsuz ki insanlar o taşıt alımına devam ediyor. Dolayısıyla siz sadece kredileri kısarak, sıkılaştırma yaparak bu süreci kontrol edebilir misiniz? Bence ortaya çıkan soru bu. Bir taraftan da ücret artışlarının ne olacağı burada çok önemli. Ya Ocak ayı da gelecek olan ücret zamları Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde bugüne kadarkilerden hepsinden çok daha kritik olacaktır. Onu söyleyebilirim. Artı senle şunu çok sık konuşuyorduk. Ekonomi homojen değil. Ortada bir servet etkisi var, refah etkisi var. İnsanlar belli bir kesim çok şiddetli bir refah etkisi sağladı kurdaki artışla birlikte. Bunların harcadıkları, harcama yaptıkları süreçler var. Bunların hepsi ekonomideki iç talebi canlı tutuyor. Artı, şimdi sen otomotivden bahsettin ama yılın son çeyreğinde perakende de bir sürü kampanya göreceğiz. Ve öne çekilmiş talep hala devam ediyor. Az evvel ben enflasyon beklentilerini çıpalamaktan o yüzden bahsettim. En mühim konu bu. Doğru enflasyon hedeflemesi uygulamak istiyorsanız, daha doğrusu enflasyon hedeflemesini doğru uygulamak istiyorsanız, beklentileri çok doğru zamanda doğru yerde çıpalamanız gerekiyor. Bunu yapamadığınız takdirde zaman kaybediyorsunuz, maliyeti artmış oluyor. Bir dönem sonra daha yüksek maliyetli faiz arttırımları yapmanız gerekiyor. O yüzden hala da o beklentilerin geçmişe kıyasla daha iyi durumdayız. Piyasadaki dönüş açısından. Çünkü şu anda yavaş yavaş enflasyonun kontrol edileceğine dair bir inanç en azından finansal piyasalarda oluşmaya başladı. Yolun çok başındayız ama oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla öngörülebilir bir sürece doğru ilerliyoruz. Henüz net değil ama oraya doğru ilerliyoruz. Bunlar hep makro istikrara fayda sağlıyor. Enflasyon beklentilerinin de bir dönem sonra çıpalanmasına fayda sağlıyor. Çok dengeli konuşmaya çalışıyorum. O noktada değiliz ama oraya doğru gidiyoruz. Bu pozitif. Fakat içerideki talep gelişmeleri hala daha bana analist olarak ya evet burası soğumaya başlıyorum. Tüketici kredileri dışında gerçekleşen data, hacim bazlı datalardan bahsediyorum. Beyaz eşya satışları, otomotiv satışları, perakende hacim endeksi, ithalat kaleminin alt bileşenlerinden tüketim malı ithalatı. Bunlar hala da evet burası kısmen soğumaya başladı. Sinyali vermiyor bence yeterli düzeyde. Ve 3 aylık vadede de verebileceğini düşünüyorum. Ha bakıyoruz mesela nakit avans tarafında faiz seviyesi 1,36'lardan %4'lere çıktı. Bu önemli bir adım. Belli yerleri soğutma adına. Ama geçtiğimiz dönem açıl o kadar bu tarafta para dağıttık ki bu 6 ay. Yani biliyorsun nakit avansla herkes ya gitti döviz aldı ya gitti araba aldı. Burada muazzam bir çıktı fazlası, talep fazlası oluştu. Bununla mücadele etmeniz yani frene bastığınızda hemen durmuyor araba. Ve siz çok hızlı gidiyorsunuz. O Hala yüzden mı hızlı daha önceki gidiyoruz? dönemde.
Hala mı hızlı gidiyoruz? Evet, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani şu an çok soğuma önlemlerine var. Rağmen yavaşlamıyoruz diyeyim. Düşündüğümüz kadar enflasyonun üzerindeki o köpüğü alabilecek kadar iç talep yavaşlamıyor. Aşırı talep yavaşlamıyor. Daha hızlı yavaşlaması lazım diye düşünüyorum nacizane. Bir yandan da dün reel efektif kur da geldi. Burada TÜFE bazlı baktığımız zaman işte %6'ya yakın bir artış var. 55,5'lara gelmiş durumda. Dolayısıyla dibinden bir yukarı gidiş var. ÜFE bazlı baktığımızda ise 88'lere gelmiş durumda. Orada da %4 kadar bir artış var. Yani sonuçta son 2 ayda TÜFE bazlı bakarsan %15'e yakın. Üretici enflasyonu üzerinden bakarsan da %8 civarında bir Türk lirası değerlenmesine işaret ediyor burası. İhracatçı bacağı özellikle kar marjı dar olan sektörlerde bununla ilgili bir kaygı, endişe var. Tekstil, hazır giyim, konfeksiyon sektörünün temsilcileriyle konuştuğumda şöyle geri dönüşler alıyorum Gizem. Bilmiyorum ne dersin? İşçilik ücretlerimiz çok arttı. Sanayide kullanılan doğalgaza ve elektriğe ciddi anlamda zam geldi. Dolayısıyla hani bu maliyetlerin bu kadar yükseldiği ortamda bir de en büyük ihracat pazarımız başta Almanya olmak üzere ciddi bir talep daralmasıyla bizi karşı karşıya bırakmış durumda. Dolayısıyla hani bu ortamda değerli TL bizi sıkıştıran bir rol oynuyor. O nedenle ne olacağını görmek istiyoruz. Biraz daha öngörülür bir ortama ihtiyacımız var derler. Bir de özellikle seninle geçen sefer de konuşmuştuk. Kullandırılan reskont kredilerinde peşin kullandırım gerçekleştiği için oradaki maliyetler politika faizi civarında olmakla beraber peşin ödeme olduğu için yani başlangıçta kesildiği için kabaca 44-45'lere kadar geliyor der ihracatçılar. Bununla ilgili de bir Merkez Bankası'yla görüştüklerini söylerler. Ne dersin? Oralarda bir takım adımlar gelebilir. Onu söyleyebilirim. Bu fonlama kısmıyla ilgili bence süreçte devam eden adımlar olacaktır. Fakat yine seninle geçen gün konuştuğumuz konu, sıkıntı sadece fonlama değil. Bahsettiğin şey aslında TL'de bir miktarda müdahaleli bir süreç var. Yani ekrana, intraday'e bakıyorsanız zaten dönem dönem müdahaleler olduğunu görebiliyorsunuz açıkçası. Bunun dayanağı çeşitli sebepler olabilir. Hiç oralarında değilim. Ama hala daha tam anlamıyla dalgalı kur sisteminde miyiz, o soru işareti. Onu söyleyebilirim. Ve böyle yapmak zorunda da olabilir bu arada ekonomi yönetimi. Çünkü faizde kademeli gidiyoruz ve kur hala daha dengeli değil. Anlatabildim mi? Fakat burada ihracatçıya baktığımızda sadece tekstilciler değil açılı. Herhangi bir sektör olsun hepsi kurdaki vaziyetten mutsuz. Şimdi Türkiye şu duruma sıkıştı. Kuru daha yüksek yerlere götürseniz, yani buna daha izin veriyor olsanız, bu sefer enflasyonu hiç kontrol edemeyeceksiniz. Çok çok daha zorlu bir sürece gireceğiz makro açıdan. Dolayısıyla bu kur tarafının ihracatçıyı çok rahatlatabilecek bir döneme doğru evrileceğini zannetmiyorum. Kademeli olarak değer kaybıyla herkes çalışıyor 30'lara doğru. Ama bu yetmiyor. O güne geldiğinizde başka işçilik maliyetleri de artmış oluyor. Anlatabildim mi? Yılbaşına geldiğimizde. Ve bu işçilik maliyetlerinin artması özellikle 2 yıldır ihracatçıyı çok fazla yormakta. Bunun dışında zaten ihracat pazarımız önümüzdeki yılda gelecek vaat etmiyor. Bütün bunları topladığımızda işte başka konularda gıdada vesaire kota uygulamaları var, başka süreçler var. Konu TL'nin değerinin bir miktar daha ötesinde. Şimdi o zaman İhracat yerinde sayıyor. Doğru muyum? İlk 9 ay. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayına göre bir artış yok. Hemen hemen sıfırlık bir süreç var. Vaziyet böyle olduğu için o zaman şuraya dönüyoruz gene. OVP'de %4-5 bandında bir büyüme öngörürken ihracat ve yatırımın arttığı, dengelenmenin olduğu bir kompozisyon arzu ediliyor. Ama ihracat bu durumda. Ve bu durumdan çıkmanız da öyle 1-2 aylık vadede çok olası değil. Fonlamayı çözseniz bile çok olası değil. O zaman nasıl olacak? Bu soru işareti daha çok hani beni meşgul ediyor. İhracat tarafında da bence kolay kolay o geçtiğimiz yıllardaki %30'luk artışlara vesaire gelmemizi
şu anda çok zor görüyorum. Sırf fonlama meselesi olmadığı için. Ama ihracatçı mesela şunu da diyor. Biz kurun, evet kur onu zorluyor ama kurun bir miktar ne olacağını bilsek de rahatlayacağız diyor. Örneğin önümüzdeki bu öngörülebilir bir süreç değil biliyorsun hani 2024'ü 40'larla çalışıyor piyasa çıkış rakamını kurda. 2024 konuşuyorum bir yıl sonraya forward'a benzer bir yerde. Şimdi bu bambaşka yerlere gidebilir. Çok daha aşağısında da kalabilir. Bunu öngörememek dahi ihracatçıyı zorluyor. Kur seviyesinin ötesinde. Bu tarz problemler var. Bunları çözmediğimiz sürece ben ihracatta arzu ettiğimiz yere gelmemiz için hala uzunca bir süre olduğunu düşünüyorum. Ama fonlamayı rahatlatırız bir tur daha o sorunun cevabı. Bence orada adımlar gelecektir. Gizem, çok teşekkür ediyoruz bu sabah sorularımızı yanıtladığın ve bize vakit ayırdığın için. Sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşça kalın.